Buram buram tarif olan yöresel lezzetleri safranlı, safran fıstığından yapılır Antep fıstıklı. Safranbolu, dar sokakları, taş yolları ve tarihi konaklarıyla Batı Karadeniz'in en güzel ilçelerinden biri. Güzelliğe UNESCO bile kayıtsız kalamadı ve 1994'te Dünya Mirası listesine alındı. Safranbolu, Batı Karadeniz'in en güzel ve en şirin ilçelerinden biri. Evleriyle, hanlarıyla, konaklarıyla 1994 yılında Dünya Mirası listesine alındı. Ve o tarihten itibaren Safranbolu dünyanın her yerinden turist ağırlamaya devam ediyor. Adını ise dünyanın en nadir bitkilerinden biri olan safrandan alıyor. İşte bu tarih kokan ilçede dağ bisikleti yarışları düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından bisikletçiler muhteşem manzara ve tarih arasında kıyasıya mücadele verdi. Bu kıyasıya rekabeti birazdan ekrana getireceğiz. Onlar hazırlana dursun, gelin ilçeye şöyle tepeden bir bakalım. İşte coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca idari ve ticari bir merkez özelliği taşıyan Safranbolu. Bugüne dek birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı Safranbolu, 1196'da Selçuklular tarafından fethedildi. 17. yüzyıldaysa Osmanlı'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri oldu. Safranbolu'nun meşhur lokumunu unuttuk sanmayın. Ama şimdi tarih kokan ilçede yarış zamanı. Bisikletçiler hazır. Şimdi Safranbolu'dayız, bir tarihin ortasındayız. Siz de burada pedal sallayacaksınız. Neler hissediyorsunuz? Şimdi büyük şehirlerden geldik. İstanbul'dan geldik buraya işte. Tarihi bir yer. Hani devamlı böyle kartpostallarda, posterlerde gördüğümüz yeri şu an içerisindeyiz. Yani bunun bir heyecanı içerisinde olacak. Yani yarış atmosferi mi geçecek yoksa hani tarihi bir yerde bir turist gibi geziyor muyuz? O mu olacak? Bunu yarışta göreceğiz ama daha çok tarihi dokuyu gezmek, dolaşmak daha iyi olacak bence. Engebeli bir arazisi var. Çok zorlu bir etap. Yani nasıl olacak sizce? Merdiven inişleri var. Dik inişler var. Bir de yağmurun geleceği söyleniyor öğlen gibi filan. Yağmur da gelirse yarış çok zorlu şartlar altında geçecek. Çünkü Arnavut kaldırımı taşlar olduğu için yağmur çok kayganlaştıracak zemini yani. Bununla biraz sıkıntı olabilir yani. Birçoğu parkurda bir gün önceden antrenman yaptı ama yine de heyecan çok fazla. Korkuyorum. Ben ilk kez yarışa gireceğim. O yüzden yürüyerek bile zorlandığım yerlerden geçtim. Bisikletle nasıl geçeceğim düşünüyorum yani. Korkuyorum birazcık. Peki, başarılar o zaman. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Son hazırlıklar artık. Evet, son hazırlıklar. Kamera hazırlıkları. Bu anı kaydetmek için böyle bir şeye başvurduk. Peki yarıştan ne bekliyorsunuz? Yarışı öncelikle hani yarışmak için tabii ki yarışıyoruz ama daha çok keyif amaçlı ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten keyif verici bir parkur. Dün yürüyerek gezdim. Gece vakti gelmiştim. Gece gezdim. Çok net göremesem de gayet güzeldi yani. 3-4 tane tehlikeli kısım var. Oraları atlatırsak sağ salim gayet güzel geçeceğine inanıyorum. Yarış farklı kategorilerde yapılacak. Profesyoneller, kadınlar, 40 yaşın üstündekiler ve çocuklar. Hepsi aynı parkurda birinci gelebilmek için mücadele verecek. Vallahi çok güzel buldum. İlk defa geliyorum Safranbolu'ya. Çok güzel, çok beğendim.
İnşallah yarışta da iyi bir derece yapacağıma inanıyorum. Birinci, ikinci etabına Çekmeköy'de katılmıştım. Doğada gitmeye alışırız. Bu biraz James Bond filmi sahnelerine benziyor. Çok zorlu, her yer taş. Gerçekten çok farklı bir ortam. Türkiye'de değişik yerlerde bulundum ama burası çok farklı, çok etkilendim. Çekmeköy Belediyesi'nin organize ettiği yarış Mardin ve Kapadokya'dan sonra bu kez Safranbolu'da, haliyle tarihin tam ortasında. Ben bir bisiklet sever olarak, bisiklet binmeyi çok seven birisi olarak burada bir tek bisiklete binemediğim için üzülüyordum. Ama demek ki bunun da binebilecek yerlerimiz varmış. Çünkü kendi oturduğum sokağa bile bisiklet parkurları yaptım. Bu konakların arasında, bu coğrafyada böyle bir etkinliği yapmış olmak, ki bu biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Kupası bisiklet yarışlarından sonra en büyük organizasyon. Şu anda 120'nin üzerinde katılımı olan ve içinde milli bisikletçilerimizin, olimpiyatlara katılan bisikletçilerimizin olduğu bir yarışı izleyeceğiz. Hava çok güzel, ortam çok güzel. Diliyorum sıkıntısız, güzel bir yarış olsun. Son hazırlıklar yapıldı. Hepsi pedal çevirmeye hazır. Ve Safranbolu bisiklet, dağ bisiklet yarışı başladı. Bisikletçiler start verdi. İşte düşen oldu daha startta. Kalabalık bir şekilde start başladı. Şimdi bisikletçiler buradan başlayarak kulvarları tek tek geçecekler ve yeniden buradaki varış noktasına gelecekler. Yarışın başlamasıyla birlikte yarışçıları bir sürpriz karşıladı. Yağmur. Bisikletçiler dar ve aynı zamanda da taş sokaklarda hızla pedal çevirmeye başladı. En zor yerlerden biri burası. Dik yokuş ve hafiften yağan yağmur nedeniyle bisikletçiler temkinli. İşte yarışmacılar en zorlu parkurlardan birini daha kazasız belasız atlatıyorlar. İşte bir diğeri de hemen arkasında, o daha temkinli inmeye çalışıyor. Bir hayli zorlu parkur çünkü. Tabii parkur çok zorlu. Yağmurun da etkisiyle yerler kayganlaştı. O nedenle pedal basamayanlar burayı, en azından burayı yürüyerek inmeye çalışıyorlar. Pardon. Çok zorlu galiba. Kayıyor, kayıyor. En zorlu yer burası mı acaba? Evet. Gelen var, gelen var. Safranbolu'nun tarihi dokusunda gerçekleşen yarış havadan da görüntülendi. Dar sokaklar bisikletçileri adeta kendine hapsetti. Yarış Safranbolu'nun dar sokaklarında devam ediyor. İşte bir bisikletçi daha. O da yoluna devam ediyor. Bakalım turu nasıl bitirecek.
gidiyor. Gayet iyi. Kolay gelsin. İnşallah bitirir. Nasıl geçiyor? Zor. Daha ilk turda birçok bisikletçi zorlandı. Safranbolu'da yağmur şiddetini iyice artırdı. Sağanak yağışa rağmen bisikletçiler de bu zor parkurda barış çizgisine ulaşmaya çalışıyor. Ve mecburi pes edenler oldu. İki defa lastik patlattık. Bakalım bir sanmıyorum ama artık bir kere lastik patladıktan sonra bir daha çok zor oluyor. Sakatlık geçirdik abi. Bisiklet nerede? Bisikleti bıraktık yarışı. Düştün mü? Zaten sakattım. Ve sakat tekrarladı. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki yarışlara gideceğiz artık. Peki, geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Bisikletten inmişsiniz. Evet. Görüyoruz şu anda. Bu kaçıncı tur? Bilmiyorum. İkinci tur galiba. Kolay gelsin. Parkur bisikletçilere aitti ama davetsiz misafirler de vardı. Bisiklet parkurunda olmaması gerekenler var. Kimler? Araç sürücüleri. İşte geliyor şimdi o kadar bisikletçinin arasında. Buraya arabanın girmesi yasak. Bisiklet yarışı var ama buraya girmesi yasak. Ama şehirden çıkmamız lazım. Ticaret yapıyoruz. Ne yapacağız? Ticaret yapıyorsunuz. Yarış da var. Yarış da var. Biz de yarışa katıldık. Ticaret yarışı. Peki. Başka çare yok yani. Alternatif yok. ...130 bisikletçi kategorilere göre 3, 4 ve 5 tur attı. Onlara yetişmek bizler için de zordu. Zor neresiydi en zor? Finişe doğru zikzak inişler. Basın orada, siz oradasınız. Action de orada, kaza. Kaçıncı tur? 3. Kaç kaldı? 1. Kolay gelsin. En zor parkur neresiydi? Yokuş yürü. Hatta burada. Kolay gelsin. Yağmur iyiden iyiye hızını artırınca mücadele daha zor hale geldi. Biraz dinleyelim ya. Yolda mı bu? Yağmur. Çok şiddetlendi. Evet. Burada zorluyor galiba. Pist çok güzeldi başlangıçta. Ama şu an ıslak olduğu için frenler işlevini görmüyor. Dolayısıyla duramıyoruz. O yüzden de yavaş hareket etmek zorunda kaldık. Ama biraz da mola verdiniz. Evet. Devam. İyi oldu. Sohbet ediyoruz, dinleniyorum. Ve artık son tur. Yarışçılar birer birer barışa ulaştı. Safranbolu'daki bisiklet yarışında artık sona gelindi. Bisikletçiler teker teker barış noktasına geliyor. Eşiniz şu anda barışa geldi. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum çünkü 3 tur yapmayı planlamıyordu. 3 tur yaptı ve bitirdi. Çok keyifli. Her şeye rağmen bu dünya harikası parkurda yarışmak onları çok mutlu etti. Nasıl geçti yarış? Genel olarak zorluydu. Tabii parkenin kaygan olması, hava şartları, yağmur burada önemli rol oynadı. Tabii kazasız belasız bitirmemiz önemliydi burada. Herkes iyi bir sınav verdi. Tebrikler. Nasıl geçti yarış? Teşekkürler. Güzel geçti. Tabii yağmur biraz daha zorlaştırdı parkuru ama 3 tur attık, tamamladık yarışı. Siz hangi kategoride yarıştınız? 45 üstünde yarıştım. 45 yaş üstünde. Kaç yaşındasınız peki? 56. Maşallah diyorum. Peki sık sık gidiyor musunuz yarışlara? 2 sene ara verdim ama ondan önce devamlı gidiyordum. İşte bundan sonra da yine devam edeceğiz. Eşiniz de sizin yanınızdaydı. Siz ne hissettiniz eşinizi izlerken? Ay, gurur duydum kendisiyle. Siz de devam ediyorsunuz herhalde gittiği yarışlara gidebildiğiniz. Evet, gidebildiğim sürece devam edeceğim ve yanında olacağım her zaman. Peki korktunuz mu yağmurda özellikle şu parkur? Tabii tedirgin oldum düşerse, yaralanırsa diye ama çok şükür çok iyi geçti. Ödül töreninde dereceye girenlere madalyaları verildi. Duygular ortaktı. Bravo. Teşekkürler.
Hem biz bisiklet severleri doğayla birleştiriyor, tarihi eserlerle birleştiriyor. Böyle organizasyonların çoğalmasını bekliyoruz. Çünkü biz genelde zorlu şartlarda, yani arazi koşullarında yarış yapıyoruz. Tabii bizim performansımızı çoğu insan göremiyor. Ama burada Safranbolu halkıyla da birleşmiş oldu. Onlar da bizi seyretmiş oldu. Biz de onların destekleriyle, alkışlarıyla performansımızı ikiye katladık. Daha önce Mardin'de de aynı bir yarış yapılmıştı. Böyle dar sokaklarda. Mardin'de hissi verdi ve Safranbolu'nda ne kadar güzel olduğunu görmüş olduk. Parkur sizi zorladı mı? Zorlu bir parkur mu burası? Evet, yer yer bayağı teknik inişler vardı ve zemin kaygandı yağmurdan dolayı. Zorlandık, antrenmanda daha iyi gittik. Antrenmanda indiğimiz yerleri yarışta inemedik kaydığı için ama yine de güzeldi. Parkur çok iyiydi. Özellikleri çok olan bir parkur. Tabii yağmurla daha eğlenceli oldu. Küçük bir kaza geçirdim, sonra tekrar toparladım, birinci oldum. Kazaya rağmen birinci oldum. Evet. Yarışın bitmesiyle kendimizi Safranbolu'nun tarih kokan sokaklarına attık. Önce Hıdırlık Tepesi'ndeyiz. Burası Safranbolu'nun en güzel yerlerinden biri. Safranbolu'yu görmek için yapmanız gereken biraz yukarıya çıkmak. İşte bizim gibi biz de Hıdırlık Seyir Terası'ndayız. Burada oturarak, çayınızı yudumlayarak o muhteşem Safranbolu manzarasını seyretmeniz mümkün. İnsanlar çok misafirperver. Binalar da çok şık ve güzel. Kendi ülkemde asla göremem. Tarihi çok etkiledi. Farklı bir tecrübe için buraya geldim. Mutluyum. Tepeden Safranbolu'ya baktığımızda 1976'da Süha Arın tarafından hazırlanan Safranbolu'da Zaman belgeseli aklımıza geldi. Tabii tiyatroya gönül veren Macide Tanır'ın billur sesiyle okuduğu o şiirdi. Yoluma gül serperdi her gün eteklerinden. Gönlümün üzerinde bir tül duvaktı zaman. Sonra neden neşemin büktü bileklerinden? Neden beni yollarda böyle bıraktı zaman? Yalvardım, feryadımı duymadı sağır gibi. Kalbi ne kadar sertti, tunç gibi, bakır gibi. En güzel günlerimi çiçek koparır gibi birer birer koparıp göğsüne taktı zaman. Vazgeçmiştim hayatın baharından, yazından. Dur dedim. Anlamadı bir kalbin niyazından. Karanlık bir gecede bir çeşmenin ağzından düşen damlalar gibi durmadan aktı zaman. Safranbolu'da tarih ve gelecek bir arada. İşte cam terasta bunun örneği. Tokatlı Kanyonu üzerinde tamamen Türk mühendisler tarafından yapıldı. Türkiye'de başka bir örneği yok. 11 metre uzunluğunda. Sanki ayağımı alttan kayıyor. Safranbolu kanyonlarıyla da ünlü bir ilçe. Biz şimdi Tokatlı Kanyonu'ndayız. Buranın derinliği yer yer 100 metreye kadar ulaşıyor ve muhteşem bir görüntüye sahip. Cam terastan bakmak ürkütücü ama manzara inanılmaz. İddiaya göre roket atar mermisi bile burayı delemez. Kanyonun muhteşemliğini görmek için yapmanız gereken cam terasa gelmek. Biz şimdi cam terasın üstündeyiz ve en ucundayız. Altı cam, aşağıyı çok net görebiliyoruz. Bakmaya biraz korkuyorum ama o devasa kanyonun güzelliğini de anca böyle görebiliyorsunuz.
Safranbolu'nun en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Aynı anda 200 kişi üstünde durabilir. Ama ne olur ne olmaz bu sayı daha az tutuluyor. Cam teras Safranbolu'nun sembollerinden biri. Biz tam üstündeyiz. Şu an altımız cam ve bu camdan kanyonun tüm heybetini görmek mümkün. İşte derin vadi burada. Biz şimdi ileri doğru birazcık yürüyelim. İşte kanyon, Tokatlı Kanyonu karşımızda. Metrelerce yüksekteyiz. Nasıl bir his burada olmak? Altımız cam, tüm vadi altımızda. Vallahi biraz korkunç, heyecanlandık. Anada bir sallıyor. Evet. Sallandıkça daha çok o. İlk bakışta bayağı bir korktu, zamanla alışıyor insan. Daha önce gelmiş miydiniz? Buralı mısınız? Nereden geliyorsunuz? Bartınlıyız ama ilk defa geliyoruz. Nasıl buldunuz? Güzel, çok beğendik. Yani bu kadar ummuyorduk. Çok güzelmiş gerçekten. Ne hissediyorsunuz? Metrelerce yüksektesiniz. Midem bulanıyor. Çok heyecanlıyım şu anda. Aşağıya bakabilir miyim? Bakamıyorum. Bakarsam kalbim duracak. Bir bakın bakalım. Çok fena. Sağlam, merak etmeyin. Mermi bile havan topu mermisi delemezmiş. Ben zaten şeyin üstünde duruyorum. Farkındaysanız cama basamıyorum. Cama basamıyorum. Çıkanlar için çok heyecanlı. Siz ilk defa mı çıkıyorsunuz? İlk defa çıkıyorum. İlk kez çıkıyorum. Çok heyecanlandım. Evet. Şu an. Nereden geliyorsunuz? Karabük'ten. Karabük'ten. Evet. Safranbolu gezimizde çok tanıdık bir sima. Karabük Spor'un oyuncusu, futbolcusu İlhan Parlak'la karşılaştık. İlhan, burası gerçekten enteresan bir yer. Sen Karabük'te oynuyorsun. Buraya sık sık geliyor musun? Ya biz de geçen Gökhan abinin eşi böyle araştırmayı seviyor, Ebru abla. O söylemişti. Yeni açılmış, 6 ay falan olmuş herhalde, geldik. Yani gerçekten manzara, burası muhteşem. Şimdi Kayseri'den işte kuzenlerim, arkadaşlarım, misafirlerim geldi. Ben de onları, buraları gezdiriyorum. Nasıl duygu, inanılmaz bir kanyon, yüksek, aşağıya bakıyoruz, altımızı görüyoruz, cam terastayız. Ya ben ilk başta geldiğimde heyecanlandım yani, aşağıya bak, insanın başı dönüyor yani. Bence herkesin gelip Safranbolu'yu, böyle güzel yerleri gezmesini tavsiye ederim yani. Gerçekten burası keşfedilmemiş bir cennet gibi. Buraları gezip görmek lazım. Sık sık geliyor musun peki hani Safranbolu'nun ilçelerin, şeylerin, evlerini, sokaklarını geziyor musun? Kamp, tabii daha çok kamptasın, antrenmandasın ama. Ya tabii burada zaten başka fazla yapacak bir şeyimiz yok. Böyle işte boş zamanlarımız olduğu zaman, maçlardan sonra böyle güzel yerleri gelip geziyoruz, oturuyoruz. Ya genelde zaten burada tarihi yerler, tarihi güzellikler var. O da bizim için farklı oluyor. Ziyaretçilerin korkulu bakışları altında cam terası arkamızda bırakıp yeniden ilçe merkezine dönüyoruz. Dar sokakları, taş yolları ve tarihi konaklarıyla dünya mirası bir ilçe Safranbolu. Safranbolu'ya geldik ve yağmur altında ilçeyi turlayacağız. Buran buran tarih olan yöresel lezzetleri Safranlı, Safranbolu içinden yapılır Antep fıstıklı. Çifte kavrulmuş yine Antep fıstıklı. Safranbolu'ya gelinir de lokum yemeden dönülür mü? Efendim, Safranbolu'muza hoş geldiniz. Safranbolu'muzun en tarihi lokumu, parmağımla işaret ettiğim Kürklü lokum. Yani pisküvidin arasına konup da yenen ilk lokum, Safranbolu lokumu. Hindistan cevizli fındıklı lokumumuz. Çok meşhurdur, Osmanlı lokumudur. Bunun yanında safran bitkisinden yapılan safranlı lokumumuz, içeriği Antep fıstıklıdır. Yine dünyaya, cihana nam salmış, lezzete haizdir. Çifte kavrulmuşumuz keza gerçekten lezzete hakimdir ve kahvenin yanında bilhassa çok tercih edilen bir ürünümüzdür. Bunun yanında yine ekstra olarak sultan, kaymaklı ve bademli olarak teşhir ettiğimiz ürünler vardır. Bir de incirli, Aydın'dan getirdiğimiz incir ve içine fındık katıyoruz. Mükemmel lezzetlerdir. Pelte lokum olarak bilinen,
Mevlütlerde, bayramlarda el öpme sırasına girdiğimiz çok eski lokumlar Güllü ve Damla Sakızlı da gerçekten harika lezzetlere haizdir. Bu lokumlar tamamıyla Safranbolu'ya hastır. Çünkü iklimi ve suyu etkilidir efendim. Kafanızı nereye çevirseniz lokum dükkanına rastlıyorsunuz. İşte onlardan biri. Safranbolu deyince tabii aklı hemen lokum geliyor. Şimdi biz bir lokum dükkanına gireceğiz. Bakalım neler var göreceğiz. Evet, dükkana girdik. Efendim teşekkür ederiz, bizi kabul ettiniz. Hemen ikramımızı da alalım. Çifte kavrulmuş değil mi? Çok yeni bir ürünümüz gül fıstıklı. Gül fıstıklı. Evet, özelliği fıstığının yeşil olmasıdır. Hı hı. Cezerye ve Antep baklavasının tadına daha çok benzetiyorlar. Satışlarımızda en iyi giden ürünlerimizden bir tanesidir. Gerçekten de güzelmiş. Şimdi efendim Safranbolu denince tabii ben hala yiyorum bir yandan. Lokum akla geliyor. Kesinlikle. Peki en çok tercih edilen modeller, yani çeşitler nelerdir? En çok tercih edilen ürünlerimiz genelde bunların hepsidir. Bu lokumumuz güllü. Karışık, spesyal. Bu çifte kavrulmuş, safranlı ve safranbolumuzun ilk lokumu olan klasik fındıklı lokumdur. Bu da çok yeni olan ürünümüz gül fıstıklı. Yeşil fıstıkla yapılan özelliği budur. Cezerye ve Antep baklavasının tadına benzetiyorlar. Safranbolu adını safrandan alan bir ilçe. Şimdi ben size safranı göstereceğim. İşte bu camın içinde. Safran bitkisi böyle bir bitki. Çok değerli bir bitki. Bir kilosu 15 bin lira ve bunun içinde sadece bir gram var. Bir gramı da 15 lira yapıyor. Bundan sadece birkaç tel suyun içine attığınız zaman da işte bu şişede gördüğünüz hacim ortaya çıkıyor. Ve 50 yıllık lokumcu Şaban Usta. Öylesine işine sevdalı ki gözü kapalı tanıyor lokumları. Sohbeti de keyifli. Şimdi Safranbolu'da Şaban Usta'nın yanındayız. Ustam kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Safranbolu'nun lokumu meşhur diyorlar. Neden? Suyundan. Sadece su mu? Evet, biraz da ustalarından. En usta sen misin? 51 senelik ustayım ben. Maşallah diyorum. Şimdi kestiğin nedir? Neli lokum? Kestiğim Safranbolu'nun safranlı lokum efendim. Safranlı lokum. Evet. Safran, Safranbolu'da her şeyde kullanılıyor galiba. Ha, o bir bitki. Kullanılıyor efendim. Vitamin niye yani? Peki bize biraz lokumları bir anlatır mısın? Neler var burada? Burada fındıklı lokumumuz var. Çikolatalı var. Safranlı var. Kaymaklı var, incirli var. Her şeyin lokumu yapılıyor mu? Yapılıyor. Safranbolu'da Osmanlı izlerine her yerde rastlamak mümkün. Özellikle de konaklarında. Gelin sizi o konaklarda kısa bir gezintiye çıkaralım. Safranbolu konaklarıyla, hanlarıyla ünlü bir ilçemiz. İşte o konaklardan biri tam karşımızda. İşte bu konak aslında şu an kullanılmıyor çünkü restore edilmeyi bekliyor. Burada konaklar herhangi bir hasar görürse eğer aslına uygun şekilde restore edilmek zorunda. Çünkü buradaki tüm konaklar dünya mirası olduğu için koruma altında. Pencereleri, gıcırdayan yer döşemeleri,
dolaplara gizli banyolarıyla konaklar görülmeye değer. Safranbolu'da geçmişin değerleri de yaşatılmaya çalışılıyor. Osmanlı'dan miras macun da onlardan biri. Osmanlı'nın meşhur macunu Safranbolu'da karşımıza çıktı. Ustam kolay gelsin. Sağ olun efendim, sağ olun. Nedir bu macunun özelliği? Bunun macunun özelliği Osmanlı şekeri olduğundan dolayı. Ben de Osmanlı torunu olduğumdan kaynaklanan Osmanlı şekeri. Osmanlı zamanında bu macunlarımız varmışmış. Bu akide şekeri, bu şekerlerden, akide şekerlerden, toplardan önce bu şekerlerimiz yapmış. Bizim dedelerimiz, böyle yaşlı amcalarımız. Şimdi gelin macunların nelerden yapıldığını bir görelim. Ustamıza şimdi soracağız. Çeşit çeşit macun var çünkü burada. Ustam, bu macunların neli bize söyleyebilir misin? Tabii. Çilek, muz, limon, vişne ve kivi. Bir de safranımız vardı da tabii bu tepsimizde yok. Bu 5 bölümlü. Nasıl hazırlıyorsunuz? Bunu kendimiz yapıyoruz. Şeker, toz şeker. Birinci maddesi şeker. Tabii bunu kaynatarak belirli bir noktaya, belirli bir dereceye kadar kaynatıyoruz. Ona göre, hava şartlarına göre kaynatıyoruz. Ona göre içine aromasını ayarlıyoruz. Kendimiz kıvamını ona göre tutturuyoruz kendimiz. Kendimiz yapıyoruz. Tabii her şeyini de söylemek meslek sırrı bazen, değil mi? Ama safran var diyorsun. Evet, safran var. Safran bolu olup da safran olmaz mı? Allı güllü. Buyurun. Ve el emeği, göz nuru işlemeler, ev kadınlarının ek gelir için yaptığı danteller. Safranbolu'da el işçiliği de çok önemli. Özellikle ev hanımları göz nuru, el emeği, bunları hazırlıyorlar. Ustam, mesela bu herhalde evde hazırlanıyor. Bu nedir? Görmüş olduğunuz masa örtüsü, fiskoslara, sehpalara, evlerde işçilerimiz var. Evlere antikasını ve gülleri her biri ayrı bir bayan tarafından işleniyor. Dış vilayetlerden gelen kumaşlara Safranbolu'da işlemeli. Yöreseldir, Safranbolu işidir. Aynı zamanda bu şekilde çantalarımız da var. Evet, çantaları da görelim. Bu çantalar da mı burada işleniyor? Şekilde, tabii. Bütün işçilikler ayrı ayrı. Dikimi bize ait. Şu güller ve antikalar ayrı bir bayan. 2-3 kişinin elinden geçerek Safranbolu işi, el emeği tamamen. Ayrıyeten evet, bir elbisemiz vardı. Var. Yine elbiseler dikimi bize ait. Ayrıyeten 3 tane bayana oyaları ve gülleri işlemek suretiyle Safranbolu yöresel elbisemiz. Safranbolu'daki kısa gezimiz böylece sona erdi. İstanbul'a dönerken arkamızda dünya mirası bir ilçe bırakıyoruz. Yöresel lezzetleri Safranlı kısımdan yapılır Antep fıstıklı.